Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Bölüm 5. Konumuz Arapçada nakıs fiiller. Bu bölüm de kendi içerisinde 4 adet alt başlığı, alt bölüme sahiptir. Buradaki nakıs fiiller sarf ilmindeki nakıs fiillerdir. Yani kaba, meşa, bekiye gibi fiiller. Bir de nahiv ilminde nakıs fiiller var. Onlar da kâne ve grubudur. Yani ikisi farklı şey. Giriş, mukaddimetün. Yine mu'tel fiilin bir grubu olan nakıs fiildeyiz. Nakıs fiilde son harfi yani lamel fiili illetli harfe denilmektedir. İllet harfi vavi ve ya'i olabilir. Ya vavidir ya da ya'idir. Buna göre nakısı vavi, nakısı ya'i diye kendisine ad verilmektedir. Yine fiil çekimini göreceğiz. Birkaç konuşma, diyalog karşımıza çıkacak. Günlük hayatımızda Arapça 5. El-Arabiyyitu fi hayatina el-yevmiyyiti 5. Türkçedeki adeta sıfır olan şu çizgi, şu şekil Arapçada 5 demektir. Turist ile adamın biri, bir adamla arasında geçen bir diyalog göreceğiz. Müze nerede? Eyne el muthafu. Eyne el muthafu. Müze nerede? Eyne nerede demek zaten. El muthaf da müze manasına geliyor. Es-sâih turist, er-raculu adam, kişi. Es-sâihu afven, affedersiniz. Hel yumkinu, mümkün müdür, olabilir mi? En es'eleke sualen, size bir soru sorabilir miyim? Bakın eni yine mastar yapması, eni mastariyeyi görmekteyiz. Soru sormak, es'elu aslında değil mi? S-E-L, yes-elu, ardından K getirilmiş yani sana manasında. Es-e-lu-ke en es-e-le-ke lamı fethalamıştır. Yani fiil-i muzari'nin nasb etmiştir en. Ardından bir de kendisine ke bitişmiştir. Es-e-lu fiildir fiil-i muzari. En'e gizli zamir fail olur. Ke ise mef'uldür burada. Ke zamir. Sana demek yani de tabii karşılaştığın birisiyle sen, yani sen demezsin, sana demezsin, siz, size dersin. Sualde soru sormak, sorunun bizzat kendisi yani. Affedersiniz, size bir soru sorabilir miyim? Er-racu, adam diyor ki, tab'an, tabii, tefavval, buyurun lütfen sorun. Es-sâihu, eyne, nerede, el-muthafu, müze. Müze nerede? Er-racul adam diyor ki eyyü muthafin, iyi de hangi müze? El-muthaful vataniyyü em el-muthaful eseriyyü, ulusal müze mi yoksa arkeoloji müzesi mi? El-eseri, el-eseriyyü arkeoloji demek. El-vatani ise ulusal demek. Em yoksa demektir zaten. Em şu mu yoksa bu mu? Soru sorduruyor. Es-sâihu el-muthaful vataniyyu, ulusal müzeyi kastettim diyor. Er-racu adam diyor ki imşi yürü. Meşa yemşi. Meşa ne diyor? Bir adet nakıs fiildir. Meşa fiili. Sonunda ne var? İllet harfi var. Öyleyse nakıstır. İşte meşadan imşi emri hazır olur. İmşi ente, gizli zamir ente, sen yürü, ala duli tariki, yol boyunca, dul boyunca demek, ala duli tariki, yol boyunca yürü, süme sonra irci, dön yeminen sağ tarafa, ve ba'de hamsine, hamsine 50 demek, ba'de sonra, hamsine mitran, 50 metre sonra, seterahu, seterasin, görüyorsunuz muzariye gelecek zaman ifade etmek için bitişmiş, yakın gelecek yani 50 metre sonra, setera, sen göreceksin
Göreceksin ecek acak hu onu ala yesarike. Solunuzda göreceksin onu. Yesar sol demek, yemin sağ demek. Yeminen sağ, yesir sol. Ke senin yani kendi solunda göreceksin. Era, yera, tera, setera. Hu zamir zaten. Onu göreceksin. Es-saihu şükran cezilen. Çok teşekkür ederim. Er-raculu affen. Rica ederim. Yani affen kelimesi burada affedersiniz. Burada ise affen kelimesi rica ederim. Yani affen kelimesi bir kibarlık ifade eden, naziklik ifade eden bir kelime. Eyne gavayte. Eyne nerede? Gavayte sen geçirdin. Gavafil, te, fail. Ne lazım? Meful lazım. Gavayte sen nerede geçirdin? El udle te, tatili. Bu da gava nakıs fiilimiz. Şöyle yazabiliriz. Yazabildiğimiz kadar artık. Gava sonunda ne var? Yine bir illet harfi var. Burada da Mahmut ile Kerim adlı kişiler arasında geçen bir diyalog. Mahmudun. Mahmut diyor ki Eyne nerede gavayte sen geçirdin el utlete tatili ya kerimu. Kerim tatili nerede geçirdin? Kerimun. Kerim diyor ki gavaytu ben geçirdim ha o tatili fil kahireti. Kahire'de geçirdim. Ammeti benim halam taişu yaşıyor. Hiye o halam hunake orada yaşıyor. Hiye o halam da'at çağırmış idi. Hiye o halam yine ni beni kabe şehrayn 2 ay önce beni çağırmış idi. Davet etmiş idi. Da'at da'a nakıs fiilinden geliyor. Da'a sonunda yine ne var? Bir illet harfi mevcuttur. Evet, Mahmut diyor ki ma'men saferte ilel kahireti. Kiminle gittin diyor. Ma ben kiminle beraber saferte sen gittin ilel kahireti. Kahire'ye kimle gittin? Kerimun safertu vahdi yalnız gittim. Allah Allah ile birle mi gideyim diyor yani. Ammeti halam ehavet aldı ni beni minel metari havaalanından aldı oraya karşılamaya geldi. Mahmudun kem yevmen kaç gün bekite sen kaldın fil kahireti kahirede. Bekite nedir de beka fiilidir. Beka be ka bu da yine nakıs fiil sonunda ille harfi var. Kerimun bekitu ben kaldım hunake orada 20 yevmen 20 gün kaldım. Mahmut diyor ki cegiden cidden çok şanslısın diyecek herhalde. Cegiden iyi cidden gerçekten gerçekten yani çok iyi. Hel raite sen gördün mü? El ehramat ehramat piramitleri yani gördün mü diyor. Kerim nam evet raitu ben gördüm el ehramat. Tu burada fail meful lazım. El ehramati piramitleri gördüm. Ve dehebna ve biz gittik ma'a ammeti halamla birlikte gittik. İlel İskenderiyet İskenderiye gittik evan aynı şekilde. Ve bekina ve biz kaldık hunaki orada usbu'an bir haftada orada kaldık. Mahmut diyor ki ente sen mahvuzun cidden ya Kerim çok şanslısın Kerim diyor. Kerim diyor ki naam evet bede'tu ben başladım neye başladım teallümel arabiyeti Arapça öğrenmeye başladım evan aynı şekilde Arapça öğrenmeye de başladım. Ve fis senetil kadimeti gelecek yıl se ezhebu sin gelmiş se ezhebu gideceğim gideceğim ecek acak hunaki oraya merraten uhra bir defa daha inşa Allahu Allah dilerse
Allah yaratırsa, Allah izin verirse. Nakıs fiil olan kavva Kur'an'da geçmesiyle alakalı bir şeyler sormuş. Ne yaparsın? Size şimdi balık tutmayı da gösterelim. Balık nasıl tutulur? Bu fiil Kur'an'da geçmesiyle alakalı soru gelmiş. Kavva'yı bir kopyalarsın. Tabi PDF'niz varsa benim gibi kopyalarsınız. Yoksa ne olacak? Yoksa da bir çözüm var. Bu fiili yazmanız gerekir Arapça klavyede. Arapça klavye meselesi ikiye ayrılır. Bir, bilgisayarınızın klavyesini Arapçaya çevirebilirsiniz. Bu biraz zahmetli bir şey. İki, internet sitelerinde de Arapça klavye var. Çevirmezsiniz yani. Peki, galva fiilini kopyaladım ben. Ama siz kopyalayamadınız varsayalım. Ne yapman lazım? Şu site zaten gözüküyor şurada. Site bu. Değil mi? Yani belli ne oldu. Buraya girersin. Tek tek harflere tıklayarak bunu yazabilirsin de. Buyurun yazalım. Nasıl yazarım? Kaf var. Dat var. Bir de bunu yazdığında, Elif'i yazdığında. Galva yazıldı. Gelirsin. Kopyalarsın. Ardından sözlük sitemiz var. İşte site bu. Buraya girdiğinde arkadaş ne yapman lazım? Kelimatul Kur'an diyor bak. Bir sürü seçenek var. Kelimatul Kur'an. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Kelimatul Kur'an'a tıkladım. Böyle bir yer çıktı. Şurada arama butonu var. Şuraya zaten yanıp sönüyor imleç. Görüyorsunuz değil mi? Buraya da kopyaladığım fiili yapıştırdım. Ve arama butonuna bastım. Diyorum ki Galva fiilini bana Kur'an-ı Kerim'de ara. O da ne yapıyor? Arıyor yani Kur'an'da nerelerde geçer diye. İşte ne diyor mesela Vide Gavva Emran diye devam eden bir sure var. Bakara suresi 117 de geçer diyor. İde Gavva Emran Ali İmran 47 diyor. Hüvellezî halakakum min dînin sümme gavva En'am 2 diyor. Burada süreler yani parantez arasında solda sure ve ayet numarası verilmiş. Sağ tarafta da ayetler ve ilgili kelime mavi olarak yani seçili olarak karşımıza çıkıyor. Görüyorsunuz bayağı bir ayet var. El mezit diyor. Artır yani daha ne kadar varsa karşına çıksın. Bununla birlikte gavva fiilinin türevlerini de görüyorsunuz. Bizzat gavvayı arıyorsan işte burada. Amemur bir türevini arıyorum yani. Gavva'nın muzaesi var, emri hazırı var, çimi çekimleri var, muhatabı var, muhatabası var, cimrisi var. Vesaire yani onları da ararsan onlar da burada diyor. Tıkla onları da gösterelim var mıdır ne kadar vardır. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de ilgili kelimeyi Arapça olarak arayabilirsiniz. Yani site yazmak burada tıkla tıkla yaz. Yani burada da ne vardı? Sözlük sitemiz var. Ona da tıklayıp yazabilirsin. Tabi sadece bu Kur'an-ı Kerim aramıyor. Şurada ev var görüyorsunuz ana sayfa yani. Tıklarsan buraya da ne yapabilirsin? Diyor ki udhul kelimeten ev cümleten lil bahsi. Araştırmak için cümle veya kelime gir diyor. Burada herhangi bir kelime girebilirsin. Kur'an kelimesi olması gerekmiyor. Kur'an içerisinde arama yapmak için kelimatul Kur'an'a bastık. Ama genel olarak yani bilmediğim bir kelime var benim. Buraya tıklayıp aramaya basarsam onu muhtemelen bulacaktır. Buraya tıklayarak da Arapça klavyeye ulaşabilirsiniz. İlla gidip yani şu siteye Arapça klavye sitesine girmeniz zorunlu değil. Püf nokta şu siteyi sözlük sitesini bilirseniz ki nedir o? Hani A harfi var. Kodlayalım. Yani belki küçüktür. Adana, Lüleburgaz, Mardin, Ankara. Ardından bir N geliyor. Nevşehir, yozgat.com. Bunu yazarsanız şimdi eve tıklarsanız eve tıkladığında ana sayfa şuraya ne girsen aramaya bassan çıkıyor. Şurada da klavyesi var yani Arapça klavye. Buradan da tıklayıp yazabiliyorsun. Bir şeye ihtiyacın yok. Diyebilirsin. Umarım işimize yarar. Çıktık. Şimdi devam edelim. Dil bilgisi. Arapçada nakıs fiiller. Nakıs fiil mutel bir fiildir. Mutel fiilin bir kısmıdır ve sonuncu harfi vav veya ya olarak biter. Buna göre vavi veya ya'i olarak ayrılacağını ifade edebiliriz. İllette olan son harfi vav ise illette olan son harf vavsa nakısı vavi denilir. Bu illetli harf mazi formunda elifi memdude uzun elif olarak görülür. Elifi memdude, elifi maksura. Püf nokta. Yazarken de fark edelim. Şuradaki yazım hataları var, bilmiyorum fark ettiniz mi?
Diyor ki eğer vavi ise, nakıs fiilimiz vavi ise onu uzatan elif olarak bitir yazacaksın. Eğer ya i ise onu uzatan elif değil de yani dik elif değil de yatsı, yatık elif, yaya benzeyen elif şeklinde yazacaksın. Örneğini de verelim şurada. Da'a, şurada yazalım. Da'a nasıl yazılır? Dik yazılır elif. Neden? Çünkü buradaki elifin aslı nedir? Vav'dır. O yüzden vavları dik yazacaksın. Mesela ne demiş? Meşa demiş. Meşaya baktığında bunu da önüne şuraya yazalım. Meşa fiili arkadaşlar. Dik yazılmaz, görüyorsunuz. Elifi ya gibi yatsı bir şekilde yazdım. Neden? Çünkü buradaki elifin aslı vav değil, ya'dır. Ya olduğu için ya'ya benzer. Tabi noktasız ama dikkat edin. Ya'ya benziyor yani ama noktasız bir şekilde yazıldı. Neden? Çünkü buradaki elifin aslı ya'dır. Da'a'daki elifin aslı vav olduğu için dik yazılmıştır. Buna dikkat etmekte fayda vardır. Burada onu anlatmış yani. Eğer diyor illet harf mazi formunda elif-i memdude olarak göreceksin vav olduğu için. Da'a aslı da'a ve. Raca aslında race ve. Nema aslında neme ve. Neme, evet. Peki yani şu, işin şu noktasına gelelim. Bir önceki derste olsa gerek. Ecve fiil işlerken ne dedik? Dedik ki vav olsun, ya olsun. Bunlar nedir? İllet harfidir. Bunlar harekeli olursa, bir önceleri de fethalı olursa bunları ne yaparız demiştik? Elif'e çeviririz. Aynı şey buralara geçer. Elif'e çevirirken vav'ı dik elif, şurada olduğu gibi. Ya'yı ise şöyle yatsı, adeta kendisine benzeyen bir elif şeklinde yazıyoruz. Tabi isimlerine dikkat edin. Biri elif-i memdude, birisi elif-i maksura olmaktadır. Adları da farklı yani. Bundan bahsetmiştik, değil mi? Biz bunu gale'de gördük mesela. Gale. Elif işte aslında vav'dı yani. Ga ve le idi. Vav harfi illet mutahrik ma kablu meftuh dedik. Vav'ı elife çevirmiştik. Burada da ona benzer bir şey var. Sadece illet harfi başta değil, sonda gelmiştir. İşte raca veya da'a'yı ele al. Da'a aslında nedir? De'a-ve'dir. De'a-ve. Vav harfi illet mutahrik ma kablu meftuh. Vav'ı ne yaparsın? Elife çevirirsin. Bu yüzden vav elife çevriliyor. Yani gerekçesi bu. Önemli bir bilgi aslında. Neden? Çünkü sen da'ayı gördüğünde da'aya bak, bunda hocam vav yok ki, ya da yok. Sen vavi ve ya'i olarak ayrılır dedin ama bu elifi. Elifi diye bir şey olmaz. Ya vavidir ya ya'idir ama bu orijinali böyledir. Ama kitaplarda atıyorum bir Arapça fıkıh kitabı oku veya Arapça bir tefsir oku. Kelime şöyle elifle yazılmış olarak görürsün. Vavla değil. Bu vavi midir, ya'i midir? Nereden anlayacaksın bunları? Bunlar ancak muzarisinde bir kısmını görürsün. Ama mastarında tamamını görürsün. Mastarında ne olduğu ortaya çıkacaktır. Dördüncü kalıptan olan nakıs fiillerde illet harfi y'dir diyor. Ve mazide y olarak karşımıza çıkarken muzaride kendisinden önceki harfin harekesi feta olduğu için elif-i maksura olarak karşımıza çıkacaktır. Râviye yerva. Râviye. Şimdi râviye. Hocam hani bu ya harfini elife çeviriyorduk veya vav'ı çeviriyorduk. Vav'ı da ya'yı da elife çeviriyorduk. Evet ama ne demiştik? Vav harfi illet mutahrik ma kablu meftuh olursa veya ya harfi illet mutahriktir ma kablu meftuh olursa sürekli diyorduk. Burada ise dat yani ma kablu bir öncesi fethalı değil. Esrelidir değil mi? Radiye. Dolayısıyla ya'yı çeviremezsin. Bekiye. Ya harfi illet mutahrik ama bir öncesi meftuh değil. Bu yüzden ya'yı çeviremiyoruz. Nesiye. Demek ki bazen ya i olarak karşımıza çıkıyor. Vavi mi ya i mi? Bazen mazide anlarsın. Ya ortada. Bazen muzaride anlarsın. Ama kesinlikle maslarda hepsini anlarsın. Bazıları mazide belli olmaz. Bazıları muzaride belli olmaz.
Ama mastarda kesinlikle her biri açığa çıkar. Da'anın çekimini vermiş. Da'a, da'a, da'av. Ketebe, ketebe, ketebu. Burası ise ketebu gibi uzatmıyor. Da'av. Da'at. Da'at derken da'a. Bakın elif kayboluyor. Elif yok. Vav'a çevrilmiş. Vav da yok yani. Da'at, da'ata, da'avna, da'avta, da'avtuma. Şu cemimi önes da'av mı yazıldı? Evet. Geri hepsi da'av diye devam ediyor bundan sonrası. Görüyorsunuz. Da'av, te, da'av, tuma, da'av, tunna, da'av, na. O şekilde devam ediyor. Burada da ayrıntılı bilgi verilmiştir. Da'av konusunda. Meşa fiilini görelim demişler. Meşa, meşeya, meşev, meşet, meşeta, meşeyne, meşey. Buldun mu cemi mühendis? Evet. Gerisi meşey diye devam eder. Meşeyte, meşey, tuma, meşey, tum, meşeytu, meşeyna. Yine onunla alakalı ek bilgi, geniş bilgi verilmiştir. Radiye fiilinin çekimi radiye, radiye, radu, radiye, ye vardı. Cemiye gel, radu, ye nerede? Ye gitti. Neden gitti? Bunların ayrıntıları Maksut adlı kitapta mesela vardır. Birazdan aşağıda da vardır. Biz bunu Maksut adlı kitapta ayrıntılarını daha önce anlattık. Radiyet, radiyeta, radiyne. Radiyte, radiytuma diye müennesten itibaren radiy devam ediyor. Radiytu, radiyna. Ortaları atladım yani okumadım. Siz zaten görüyorsunuz. Nakıs fiilin muzari çekimi da'adan yed'u, yed'uvani, yed'une, ted'u, ted'uvani, yed'une, yed'une, ikisini de aynı yazmışlar. Ted'u, ted'uvani, ted'une, ted'ine, ted'uvani, ted'une, ed'u, ned'u. Bu nakıs fiillerin çekimi özellikle da'a neden verilmiştir? Çok defa karşımıza çıkmaktadır. Sizin de karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Arapçada illet harflerinin düşürülmesinin ve hareke değişiminin sebeplerini bulup açıklamaya ilal diyoruz. Sarf ilminin yani kelime çekim, kelime yapım bilgisinin bir kısmı, bir dalıdır. İlal. Önemlidir. Nakıs fiilde görüldüğü üzere bolca ilal yapmayı gerektiren fiillerdir. Biz ilgili yerlerde ihlal yaparak nedir yani? Hareket değişimi, harf değişimi, düşürülmek, eklemek, az önce gördüğümüz şeyler. Sizin bu değişimlerin sebeplerini kavrayarak öğrenmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Direkt ezberleyebilirsiniz de diyor. Zor geldiğinde bu kısmı atlayıp doğrudan ezberlemeyi de tercih edebilirsiniz. Evet, ben de fazla teknik bilgi vermedim. Sadece vav ve ya'nın elife çevrilmesiyle alakalı teknik bilgiyi verdim. Onun dışındakileri zaten atladım. Direkt ezberde yapılabilir diye. Meşanın muzari çekimi yemşi yemşiyani yemşune, temşi temşiyani yemşine, temşi temşiyani temşune, temşine temşiyani temşine, emşi. Ve buradaki ek bilgileri ben atlıyorum. Sizler okuyabilirsiniz. Aslı verilmiş. Diyor ki yemşun mesela yemşiyune yemşivne yemşune şeklinde üzerinde değişimler yapılmıştır. İhlaller yapılmıştır. Ek bilgiler veriliyor. Nasıl o hale gelmiştir? Ek bilgi. Yarba'nın çekimi yarba yarbayani yarvavne terva tervayani yarvayne terva tervayani tervavne tervayne tervayani tervayne erva nerva. Şeka fiili birinci kalıptan olduğuna göre hadi bakalım mazi muzari çekim yapın denilmiş. Bakara suresi 221, Yusuf suresi 86, Nisa ise 112. Bunlara bir bakın denilmiş. Nakıs fiillere bakıyorduk.
Ve la tenkihu, nikahlamayın el müşrikati, müşrik kadınları. Cemi müennes değil mi? Müşrik kadınlar. Hatta ta ki yu'minne, onlar iman edene kadar. Ve le, elbette emetün bir cariye, mü'minetün mü'min bir cariye, hayrun, daha hayırlıdır kimden? Min müşriketin, müşrik bir kadından. Şimdi nekaha fiilinden gelir bu. Müşrik şerike kökünden. Yü'minne emine kökünden. Baktığımızda buraya kadar bir nakıs fiil göremedim. Ve le e'cebetküm e'cebe ve la tenkihu ve la tunkihu nekaha el müşrikine şerike yü'min emine ve le abdun abede olabilir. Mü'min yine aynı. Hayrun min müşrikin. Burada da bir nakıs fiil göremedim. Üçüncüye bakıyorum. Ve le e'cebeküm ulaike yed'un, evet, da'a yed'u yed'una, bir tane nakıs fiil gördük. Yed'u ve bir tane daha gördük. Da'a yed'u, başka da yok zaten. İkinciye geçelim. Kale, dedi ki, innema, ancak eşku, ben şikayet ederim. Ne? Bethi ve hüzni. Bethi tasamı ve hüzni ve hüznümü. İlallahi, Allah'a. Ve a'lemu, ve bilirim, minallahi, Allah'tan gelen şeyden dolayı. Ma'u şeyke la ta'lemune, sizler bilmiyorsunuz. Kale, nasıl? Nakıs mı? Değil. Ecref. Eşku şekiye olsa gerek. Şeka fiili. Şeka, şikayet etti. Dolayısıyla nakıstır. Başka da yok sanırım. Sonuncuya bakalım. Hemen kim yeksip yaparsa, kazanırsa, hatı eten bir hata, kesibe, kesebe, yeksibu, normal bir fiil, sahih, salim yani, ev ismen, sümme yermi, beri e, yermi, yermi, rama, yermi, yermi, çok meşhur bir nakıs fiil, rama. Rama'yı kitabın vermemiş olması çok ilginç gerçi. Henüz vermedi. Rama, yermi, yermi, nakıs bir fiildir. Bihi beriyen fekad ihtemele bühtanen. Başka da yokmuş. Devam edelim. Kitabımıza devam ediyoruz. Emir ve nehi çekimleri. Nakıs fiillerden emir hazır kipi elde etmek istediğimizde yine sülasi fiillerden emir hazır kipinin bulunuşuna ilişkin yolu izlememiz gerekir. Bir değişiklik yoktur. Da'a yed'u ted'u kalıbına gelirsin. Muhatap müfret müzekkeri bulursun evvela muzari olarak. Ted'u gelir. Ente yüzden vermiş. Ted'u ne yapacaksın? Muzara tafinat attım. Şuradaki gibi bir yazım olur. Sakin kalır yani. Sakinle okumaya başlanamayacağından kendisine bir adet hemze getirilir. Getirildi. Bu hemzenin harekesi ne olsun? Anne fiili zamme olduğunda da'a ve yed'u, çünkü birinci baptandır bu. O yüzden hemzeyi de zamme edersin. Ud'u olur. Evet. Son işlemi olarak fiilin sonu cezmedilecektir. Cezme alamet olarak ne yapalım? İllet harfini silelim. Sildik. Vav gitti. Ud'u kaldı. Yani cezme alameti ne bunların? İllet harfinin düşmesidir. Yazabilir mesela, der ki udu'u, irabını yap bakalım. Udu'u nedir? Mezzumdur. Cezme alameti ne? Yani sükun yok, cezim yok, bir yuvarlak işaret yok. Bunun cezme alameti vav'ın düşürülmesi, silinmesi, yani yazıda göremişimizdir. Ted'uvani, ne yapacaksın? T'yi silip yerine elif getireceksin. Sondaki nunu da cezme alameti olarak düşüreceksin. Tesnilerde nunun düşmesi. Cemi müzekkerde ted'ûne, t'yi muzdarat harfi olduğu için silip yerine hemze getiriyorsun. Sondaki nunu cezme alameti olarak siliyorsun. Ted'ine, t'yi silip elif getir. Sondaki nunu cezme alameti olarak. Ted'uvani, sondaki nunu cezme alameti olarak yine düşürüyoruz. Ted'ûne, ted'ûne'den bir şey düşmez. Cemi müennes salimdeki nunlar düşmüyor. Nisve nunu düşmez. T'yi silip sadece elif koyuyoruz. Bu da ne anlatılmış? Anlatılan şey, yukarıda sadece müfredinin emri hazırı verildi. Müfred, müzeker, muhatap kısmının verildi. Burada ise geri kalanın tamamı verildi.
Şimdi de bunları bir tablo halinde zaten göreceğiz. Udru'u cezm alameti vavın düşmesi. Udru'u teslinin düşmesi. Udru'u vavın nunun düşmesi. Tesniye ve cem müzekkerden nunun düşmesi. Udu'i burada da nunun düşmesi. Udu'u yine nunun düşmesi. Udu'una burada cezm alameti gözükmemektedir. Diyebiliriz ki bu nakıs fiilin cezm alameti nedir? Müfret, müzekker, muhatapta illet harfinin düşmesi. Cimi müenneste ise hiçbir şey yok zaten. Bunun dışındaki kalıplarda ise cezm alameti nedir? Nunun düşmesidir. Müfrette vavın yani illet harfinin düşmesiydi. Müfrette ne olur arkadaşlar? Müfret, müzekker, muhatapta illet harfinin düşmesi cezm alametidir. Burada illet harfi vavdı. O yüzden vavın düşmesi dedik. Başka yerde ya olacak illet harfi. O zaman da ya'nın düşmesi olacak. Sonuç olarak illet harfinin düşmesi cezm alametidir. Cimi müenneste zaten yoktur. Bu ikisinin dışında ise nunların düşmesi cezm alameti olarak karşımıza çıkar. İmşi, meşa, yemşi, imşi nedir? Yağının düşmesi illet harfi. İllet harfi olarak yağ var. Yağının düşmesi cezm alametidir. Cimi müenneste zaten gözükmez. Onun dışında kalan kalıplarda ise nunun düşmesi cezm alameti oluyor. Bu niye anlatıyorum cezm alameti? Neden bu kadar önemli? Bazen bir cümle veriyor, irabını yapıyor ya. Mesela yazabilir yani. İmşi yürü. İşte atıyorum eve doğru yürü der. Pazara doğru yürü der. Sonra bu imşinin altını çizer. İrabı nedir der. A şıkkı şudur. B şudur. C şudur. Bir tanesinde de mecrurdur der. Cer alameti esredir der. Sen de bakarsın. İmşi esirli yazılmış. Esre cer alametiydi. Öyleyse mecrurdur dersen çok büyük hataya düşersin. Çünkü fiiller mecrur olmaz bir defa. İsimler mecrur olur. Emri hazır ise bir fiildir, isim değildir. İrva. İrva. Raviye kökünden. İrva. Burada da yine ne diyorduk? Cezm alameti yine illet harfinin düşmesidir. Değişen bir şey yok yani. Çekimleri var. La ted'u. La ted'u. Nehy hazır. Nehy hazırlar meczum olurdu. La ted'u. Meczum mu? Evet. İllet harfi düştü çünkü. İllet harfinin düşmüş olması onun meczum olduğunu gösterir. Ayn harfinde zammeyi diğer adlandırmayla ötreyi görerek bu kelime merfudur diyemezsin. La ted'u. La ted'u. Va. Bak bunun düşmüş. Ted'u ne idi? La ted'u. La ted'i. La ted'u. La ted'une. Buradan nun niye düşmedi? Cimi müenneste nun düşmez zaten. Emri gayb çekimi liye veya lite diye yazılan liyed'u, liyed'u ve liyed'u, lited'u, lited'u ve liyed'une. Şimdi de da'ayı görelim demiş. La yed'u, la yed'u ve la yed'u, la ted'u, la ted'u ve la yed'une. Nakıs fiilin çekimi çok önemlidir. Çok defa karşınıza çıkacaktır. Yarın bir gün ön lisans bitirip lisansa geçtiğinizde hani ilitam diyorlar günümüzde geçtiğinizde yine nakıs fiilin çekimini görürsünüz. Onu bitirip yüksek lisans yapsanız %99 oranında yine bu Arapça fiil çekimleri karşınıza çıkacaktır. Adam ne yapıyor? Madane yef'alu yapıyor er raculu adam. Hüve o yed'u rabbehu Rabbine dua ediyor. Hüve o yed'u da'a yed'u rabbehu Rabbine dua ediyor. Resimdeki insanlar ne yapıyor? Madane yef'alu yapıyor en nasu insanlar fi surati resimdeki insanlar. Hum onlar yemşune yürüyorlar fi şari'i caddede. Madane yermi ettullab öğrenciler ne atıyor ne fırlatıyor. Rama yermi hum onlar yermune atıyorlar. Kubbaati tehrici mi diyor. Teharruci. Onlar kep fırlatıyorlar. Kubbaati teharruci. Kep fırlatıyorlar. Atıyorlar. Yermune. Rama yermi. Çok önemli bir fiildir.
La tebki ya sagirati, ağlama bebeğim. La tebki, ağlama ya sagirati, bebeğim. Buradaki kitabın kız çocuğuna yapıldığını, buradaki hitabın kız çocuğuna yapıldığını fark etmiş olmalısınız. Öyle değil mi? Evet, fark ettik. La tebki, buradaki ya'dan bunu anlıyoruz. Eğer bir erkek çocuğu olsaydı nasıl olurdu? La tebki, şu ya silinirdi yani. Ya'yı sil, şu olurdu. Ya hariç. La tebki. Sadece ki olur. Ki ile biterdi. Ki uzatmasının gerekçesi bunun bir kız çocuğu, bir kadına yönelik hitap olmasıdır. Tablo inceleniyor. Hüve yermi el kürate. O topu atıyor. Hüve o yermi atıyor el kürate topu. Rama yermi. Bunun rafali. Aslında nedir? Yermi yu. Bu kafanızı karıştırmayalım. Hüve lem yermi el kürate. Burada kelimenin bir merfu bir de mezum hali verilecek sürekli. Merfu hali budur. Yani illet harfi var sonunda. Mezum bak lem gelmiş. Muzari'nin başına lem gelirse onu cezmeder. Cezmetmiştir. Cezme alameti nedir? Ya'nın düşmesi. Bak yermi ya ile yazılmış. Yermi yasız yazılmış. Lem onun sonundaki illet harfi olan ya'yı silindirmiş yani. Silinmesine sebep olmuştur. Hüve o lem yermi atmadı el kürate topu. Şimdi hüve burada arkadaşlar mübtedadır. Yermi bir fiil. Faili nedir? Faili gizli zamir hüvedir. Şu hüve değil. Bir de gizli hüve var. El kürate ise meful olduğu için mensuptur. Nasıl alameti? Fethadır. Hüve mübteda lem yermi artı gizli hüve. Bunun faili el kürate meful. Hüve mübteda ise bunun haberi nerede? Yermi artı gizli hüve haberdir. Hüve mübteda lem yermi fiil artı gizli zamir hüve onun haberi. Demek ki haberler burada fiil cümlesi olarak gelmiştir. Öte yandan demek ki burası bir isim cümlesi. Her ikisi de yani. Peki üçüncü cümleye geçelim. Günler hızla geçiyor. Yanlış yer okudum değil mi? İşten sonra eve yürüyorum. Emşi, ben yürüyorum ilel beyti, eve kadar. Neyden sonra yürüyorum? Ba'del ameli, işten sonra. Burası ise bir fiil cümlesidir. Emşi, ben yürüyorum fiildir, fiil muzaridir, faili gizli zamir ene. Ene faildir. Fiil fail yani fiille başladığı için fiil cümlesi. Burada emşi merfudur. Nitekim başında lem gibi bir cezmeden yok. Veya len veya en gibi bir nasbeden de yok. Öyleyse bir fiilin başında bir muzahirin başında cezmeden veya nasbeden bir şey yoksa o fiil ne halindedir? Raf halindedir. Bir fiilin doğal hali zaten raftır. Merfudur bir fiil standartta. Onun başına cezmeden bir şey veya nasbeden bir şey getirerek onda değişiklikler elde ediyoruz. Emşinin başında bir şey olmadığına göre, bir şey derken nasbeden veya cezmeden bir şey olmadığına göre bu fiil merfudur. Raf alameti kendisinde gizlidir ayrı mesele ama raf halinde olduğu için yani cezm halinde olmadığından, cezm durumunda değil, kendisindeki illet harfi silinmedi. Hüve yermi, cümleye bak, yermi illet harfi var çünkü ne raf halindedir ne de cezm halindedir. Lem yermi. Yerminin başına bu defa cezmeden bir şey geldiğinden cezme alameti olarak sondaki illet harfi buradaki ya'dır o. Başka da olabilirdi. İllet harfi silinmiştir. Dördüncü cümleye bakalım. Temdî eleyyâmu bisur'atin. Günler hızla geçiyor. Temdî geçiyor. Bakın bu da nedir? Merfudur. Nitekim başında cezmeden yok, nasbeden yok. Geçiyor. Ne geçiyor? Eleyyâmu, günler bir sur'atin, hızla geçiyor. İmşi, emri hazırdır. Emri hazır zaten doğası gereği mezzumdur. Ha neden dolayı mezzum? O Arap dil ekolleri açısından tartışmalıdır. Ama sonuç olarak emri hazır her halükarda cezm halindedir. İmşi, yürü, ente, sen. İlel külliyet, fakülteye, minhuna, şuradan beri yürü. Buradan beri yürü. İmşi, cezm alameti olarak kendisinde ne var arkadaşlar? İllet harfinin düşmesi var. Bakın hep illet harfi vardı, şimdi ise yok. İmşi, yani bu fiile mecrur demeyin, cer halinde demeyin, esreyle bittiğine göre mecrurdur demeyin.
Tamam, bunun meczumdur. Cezm alameti yağın düşmesidir. Et-talibati bekita bekiyeta bekiyeta fil külliyeti lil imtihani. Bekiyeta da yine mazi bir fiildir. Bekiye, bekiya, bekiyu, bekiyet, bekiyeta tesniyedir, müennestir. Et-talibetani müennes, çünkü Elif'in sağı T olduğuna göre müennes bir kelime. Dolayısıyla fiil aynı şekilde müennestir, tesniyedirler. İki kız öğrenci sınav için fakültede kaldı. Nesitu, ben unuttum. İttibaqatel camiiyete, fil hurfeti. Üniversite kimliğimi odada unuttum. Fil hurfeti, odada. İnse, unut. İnse, yani yukarıdan aşağı inse değil ama bu nesiye kökünden inse emri hazırdır. Nesiye, sondaki ya, yani illet harfi silinmiş, görüyorsunuz. İnse, unut. Neyi unut? Esselbiyati, olumsuzlukları. Fi hayatike, hayatındaki olumsuzlukları, problemleri unut. Hiye, o kadın, litepka, kalsın, fil beyti, evde. Litepka, liye, lite, gayiptir. Cezm alameti olarak bekiye, sondaki ya harfi silinmiş. Nahnu, biz nebni yapıyoruz. İmaraten kebiraten, büyük bir apartman yapıyoruz. İmara apartman, kebiraten büyük. Nebni biz yapıyoruz. Bena kökünden. Bena bina etmek yani. Entum, siz ted'une diyecektim ama ted'nune yazılmış. Evin duvarına yaklaşıyorsunuz. Dene kökünden. Tednune, dene. Yednu, tednu. Entum, siz tednune yaklaşıyorsunuz. Min süveril beyti, evin duvarına yaklaşıyorsunuz. Burada da yine ekstra bir şeyler var. Bakalım neymiş onlar. Nesi, fiilin çekimini yap demiş. Kur'an-ı Kerim'de geçen diyor. La tense nasibeke mine dünya cümlesinin nakıs fiillerle ilişkin öğrendiğiniz bilgilerle ilişkilendirin, bir şeyler anlatın yani. La tense, unutma, nasibeke, nasibini, mine dünya, dünyadan da nasibini unutma yani. A'dan Z'ye böyle %100 ahirete kapılma. Ne demek bu? Dünyanın içinde çalış demektir. Ahiret için zaten çalış, dünyanın içinde çalış. La tense, ente, sen unutma, nesiye kökündendir. La tense, unutma, nehi hazırdır. Cezm alameti olarak sondaki ya düşmüştür. Nesiye kökünden, la tense. La tense nedir? Nesiye. Nesiye. La tense, cezm alameti olarak sondaki nun silindi. Kalıp ifadeler var diyor. Et-tamiratu fil lügati'l arabiyyati akhadha nokta nokta ila nokta nokta. Noktalı yere herhangi bir kelime, noktalı yere herhangi bir kelime koyacağız. Birini veya bir şeyi bir yere götürmek demek. Akhadha, almak, götürmek manasında. Arapçada fiiller ardından gelen harfi cerre göre mana taşır. Burada akhadha'yı ila harfi cerri ile kullanıyoruz. Yani akhadha ila, ne demek bu? Ehade bi değil, ehade ala değil, ehade fi değil, yani ehade ila harfi cerri ile kullanımı söz konusu. Baba, beni okula götürmelisin demiş. Ebi, baba, yecibu, gerekir, en te'hude, senin götürmen gerekir. Neyi? Beni iler medreseti, okula, beni okula götürmelisin. Ehade nokta nokta ila nokta nokta. Ehade derken burada ehade, yani türevleri değil mi? Ehadtu sadiqi ilel matari, arkadaşımı havalanına götürdüm. Ehadtu, ben götürdüm sadiqi, arkadaşımı ilel matari, havalanına. Ehaze ve türevleri, burada mazi, burada ise muzari kullanılmış. Hatta başına nasb eden en gelmiştir. Hel yumkinu, mümkün müdür, yani olabilir mi? En te'hude, senin götürmen, meyveni ile suki, çarşıya, beni götürebilir misin? Yani evet, mümkün, olabilir, mümkündür.
En ahudeki ile su. Seni çarşıya götürmem mümkün olabilir. En ahudeki bir kıza yönelik bu söylenmiştir. Hel ahadete el etfale ile sinema. Çocukları sinemaya götürdün mü? Hel ahadete sen götürdün mü? El etfale mefuldür bu. Çocuklar ile sinema sinemaya. Ahade nokta nokta ile nokta nokta. Noktalı yer burada el etfal. Burada ise sinema olarak doldurulmuş. Sonuç olarak ahade ile ile harfi cerri kullanılmış. Yani ahade fiilinden sonra bir kelime gelecek. O kelimeden sonra ila gelecek. Ha, ila'dan sonra da başka kelime zaten gelecek. Kullanım şekli bu. Yani evet. Ehadtuhum ile sinema. Ben onları sinemaya götürdüm. Şimdi da'a nokta nokta ila nokta nokta. Da'a'dan sonra bir kelime ardından ila harfi cerri gelecek şekilde kullanıma geçiyoruz. Komşuları düğüne davet ediyor musun? Hel ted'ûne. Sen davet ediyor musun? El cîrâne. Komşuları ila hafletil ursi. Düğüne. Nam evet en'û ben davet ediyorum hum onları ila hafletil ursi düğüne. Arkadaşını evine davet ettin mi? Hel da'avti sen davet ettin mi sadigatike arkadaşını veya sadigati ki daha doğru çünkü ti demiş değil mi? Ki tek doğru yani daha doğru değil ki olamaz ki olmak zorunda. Sadigatiki arkadaşını ila beytiki evine davet ettin mi? Ben evet da'avtu ben davet ettim ha o kız arkadaşımı ila beyti evine. Ahmet, büyük annem ile büyük babamı akşam yemeğine davet etmemiz gerekiyor. Yecibu gerekiyor. En ned'u davet etmemiz, çağırmamız gerekiyor. Ceddi, büyük babamı, dedemi ve ceddeti ve büyük annemi, ninemi ile aşa'yı akşam yemeğine. Ya Ahmedu, Ahmet. Şimdi şekera nokta nokta ala kullanımını göreceğiz. Burada ala geliyormuş. Yani ezberlemeniz gerekir. Şekera fiili ala ile kullanılır. Da'a kelimesi da'a fiili ila ile kullanılır şeklinde ezber yapın. Hasta yardımından dolayı Muhammed teşekkür ediyor. Yeşkuru teşekkür ediyor. El meribu hasta Muhammeden Muhammed'e niye? Ala müsaadetihi yardımından dolayı. Yeci bu gerekir enneşkura şükretmemiz gerekir Allah'a niye ala ni'amihi nimetlerinden dolayı Allah'a şükretmemiz lazım. Neşkuru konuk severlerinden dolayı imama teşekkür ederiz. Neşkuru biz teşekkür ediyoruz ederiz kime? El imame imama neşkuru artı nahnu fail el imame mefuldür. Ala husni ziyafetihi konukseverliğinden dolayı. Ud'u ila rabbike Rabbine davet et. Nakıs fiillerle ilişkisini anlatın falan diyor. Ud'u emri hazırdır. Da'a yed'u değil mi? Da'a yed'u sonundaki Udu'u olması gerekirken yani emri hazır burada bir tane vav vardı. Şu an imlecin yanıp söndüğü yerde vav vardı. Cezm alameti olarak sonundaki vav silinmiştir. Emri hazırdır bu. Müfret, müzekker, muhataptır. Bu kalıpta illet harfi düşer. Bazen vav bazen ya yani illet harfi hangisi olursa o düşer demiştik. Burada vav düşmüştür. Bu kelime mezzumdur. Ente gizli zamir faildir. Sen davet et, sen çağır. İlâ rabbike, Rabbine çağır. Rabbine davet et insanları. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Ellen ve bugün derasna öğrendik. Tasrif el fiilin nakısı, nakıs fiilin çekimini öğrendik. El fiilun nakısu, nakıs fiili ve o nedir? Fiilun bir fiildir. Öyle fiil ki bu harfuhu el ahiru, sonuncu harfi harfun illetun, illet harfidir. Mislu, da'a, meda, rama gibi. Hüve o nakıs fil kısmani ikiye ayrılır.
Ennakisul vaviyyu, vavi bir nakıs, nakıs bin vavi olan kısmı. Mislu daa ve nakisul ya iyyu ve nakisi ya i. Mislu rama gibi. Ya nerede? Ya mazide çıkmamış ortaya arkadaşlar. Yer mi muzaride çıkıyor. Unzuru ile saburati, tahtaya bir bakın bakalım. Huna burada var ne var? Emsiletül mazi vel muzari'i vel emri lil fi'lin nakısı. Nakıs ile ait emir, muzari ve mazi örnekleri var. Burada onlar var diyor. Mazi işte aşağıya doğru, muzari aşağıya doğru, emir de aşağıya doğru. Kıraatun bir okuma parçası. İsmailu, İsmail kimdir, nedir? Talibun, bir öğrencidir. Hem de müctehidun, çalışkan bir öğrencidir. Müctehidun nedir? Nekredir. Ardından fiil geliyor. Nekreden sonra fiil gelirse o fiil bir cümle olarak yani sıfat olur. Sıfat cümlesi. Müctehidun. İsmail çalışkan bir öğrencidir. Evet. Öyle çalışkan öğrenci ki bu yedrusu okuyor yani okuyan çalışkan bir öğrencidir. Nerede okuyor? Fi külliyetil ilahiyatı. İlahiyat fakültesinde okuyor. Nerede? Bir camiatin Marmara. Marmara Üniversitesi'nde İlahiyat fakültesinde okuyan çalışkan bir öğrencidir. Ve eaşe yaişu yaşıyor. Hüve o İsmail yaşıyor. Fi medineti İstanbul. İstanbul şehrinde yaşıyor. Ma ehlihi ailesiyle birlikte. Fi yevmil ahadil mazi. Yevmul ahad pazar günü demek değil mi? Yevmul ahad esasen birinci gün demek. Ahad bir demek çünkü. Ama kastedilen şey pazardır. Günleri daha önce işledik mi bilmiyorum. Ben anlattım ama İmam Hatip Lisesi'ni mi derslerini anlatırken mi anlatmıştım? Yoksa ilahiyat derslerini anlatırken mi? Bir yerde geçti. Fi yevmil ahadi pazar günü. Hangi pazar? El madi. Geçen. Geçtiğimiz pazar günü. Dehebe gitti. Kim gitti? Hüve. O İsmail gitti. Gizli zamir faildir. Nereye gitti? İlâ Mescid-i Sultan Ahmet. Sultan Ahmet camisine gitti. Niye? Liyusalli. Namaz kılmak için tabii ki. Salate zuhri. Öğle namazını kılmak için. Fihi orada. Orada öğle namazını kılmak için oraya gitti. Bâre salati. Namazdan sonra tekabere İsmailu. İsmail karşılaştı. Fil mescidi camide ma talibin bir öğrenciyle karşılaştı. Öyle öğrenci ki bu Mısriyin Mısırlı bir öğrenciyle ki ismuhu onun ismi nedir? Muhammedun Muhammed. İsmi Muhammed olan Mısırlı bir öğrenciyle karşılaştı. O Muhammed Yedrus'u okuyan Muhammedun Nekre yani tabii şey yani bir yandan da marife aslında değil mi? Özel isim. Ama yani teminli bir kelime olduğundan kendisinden sonra gelen fiil cümle olarak sıfat olacak. Yedrus'u okuyan, ders gören Muhammed. Nerede? Fi külliyetir hukuki. Hukuk fakültesinde okuyan. Bir camiatil kahireti. Kahire Üniversitesi'nde, hukuk fakültesinde öğrenim gören. Adı Muhammed olan. Ma'le ta'arufi. Tanışmadan sonra et-ta'aruf tanışmak manasına geliyor. Tanıştıktan sonra, tanışma faslından sonra da'a davet etti hu onu yani Muhammed'i kim davet etti? İsmailu, İsmail davet etti. Fail budur. İlâ beytihi kendi evine davet etti. Ve galibe dedi lehu Muhammed'e yönelik gale li görüyorsunuz. Ya Muhammedu Muhammed beyti benim evim garibun yakındır minhuna buraya yakındır. Garibun min ba'idun an. Garipten sonra min geliyor. Hatırlayın. Hel te'ti ma'iye ila beyti. Hel te'ti. Sen gelir misin? Ma'iye benimle birlikte ila beyti evime. El gada'e. El gada'u öğle mi cahizun hazırdır ne kulu yeriz biz nahnu ma'an birlikte dedi. Fe ardından kabile kabul etti Muhammedun Muhammed neyi? Davete daveti.
ardından daveti kabul etmesinin ardından Vehebe ve Beba, o ikisi gittiler. Ben birlikte ila beytihi, bu İsmail'in evine, onun evine demekti. Kimin evine yani? Ali'nin değil, İsmail'in evine gittiler. Fi hayyil Fatih, Fatih biliyorsunuz İstanbul'da bir ilçe, bir bölgenin adı. Fi hay ise mahalle demek. Fi hayyil Fatih'i, Fatih'teki bir mahalleye, bir semte gittiler. Ve hunake, orada ekele, ekela, birlikte yediler. Ekela, o ikisi yedi demektir yani. Ekele nasıl bir fiildi? El gadae, yemeği birlikte yediler. Ve şeriba, ve içtiler. Eşşaye, çayı. Şeribe, şeriba. Ve heka, ve konuştular, hikaye ettiler. Küllün her biri, minhuma, o ikisinden her biri konuştu, muhabbet etti. Anlattı lil ahari, diğerine hayatehu, kendi hayatını anlattı. Gava, nakıs bir fiil. Gava geçirdi Muhammedun Muhammed fi beyti İsmail'e, İsmail'in evinde saateyni, 2 saat geçirdi. Lem ya'rifa, anlamadı o ikisi de, anlamadılar. Keyfe, nasıl, neva, geçti, el vaktu, vakit. Ve ahiran, ve son olarak ehade, aldı. Hani normalde aldı demek ama burada ehade'den sonra ila kullanılmış. Öyleyse aldı değil. Burada ne dememiz gerekir? Götürdü. Ehade götürdü hu, onu, yani Muhammed'i götürdü. Kim? İsmailu, İsmail götürdü. Nereye? İla funduqihi, onun oteline onu götürdü. Evden çıktı, otele kadar onu götürdü yani. Fi hayy Sultan Ahmet, Sultan Ahmet'teki bir bölgeye, Sultan Ahmet'teki bir mahalleye onu götürdü. Sa'ide, mutlu oldu Muhammedun Muhammed bit ta'arufi, tanışma neticesinde, tanışma sebebiyle. Ba burada sebep, vasıta, gerekçe ifade ediyor. Ma İsmail ile beraber, yani İsmail ile tanışması, tanışmak onu mutlu etti. Ondan dolayı memnun oldu. Ve şekerahu, ve şekere, ve teşekkür etti. Kim? Hüve, o Muhammed şükür teşekkür etti. Hu İsmail'e, niye? Ala keremi ziyafetihi, ziyafetindeki cömertliğinden dolayı, konukseverliğinden dolayı. Ve da'a, ve davet etti. Kim? Hüve, o Muhammed davet etti. Bakın, da'a dikilifle yazılmıştır. Hu İsmail'i davet etti. Meful bih bu da. Nereye davet etti? İler kahireti, Kahire'ye onu davet etti. Şimdi boşlukları doldurunuz. Et tedribatu, alıştırmalar. Bir, çeşitli fiiller verilmiş. Felanca zamire göre fiili yeniden yaz demiş. İkiye baktığımızda ikinci soru tipini daha önce görmüştük arkadaşlar. Bununla alakalı bir çözüm, bir pratik yöntem geliştirmiştik. Ne demiştik? İki tip soru vardır. Soru 1'e bakarsan cümle evvela kelime, sonra nokta geliyor. 2'ye bakarsan önce nokta, sonra kelime geliyor. İki şık var yani. Ya önce kelimeyle başlar, soru 1, soru 3, soru 4 bu şekilde. Ya da soru evvela noktayla başlar, soru 2 ve soru 5 de bu şekilde. İşte bu başlangıç şekline göre bir çözüm metodu uygulamak gerekir. Soru 1'e baktığımızda kelimeyle başladıysa parantez arasında verilen kelimeyi de uyumlu bir biçimde noktalı yere yaz denilmiş ise soru 1'de olduğu gibi, bu durumda parantez arasındaki kelimeyi cümle başındaki kelimeye hangi yönlerden uyumlu yazman gerekir? Bu kelimeyi, parantez arasında verilen kelimeyi cümle başındaki kelimeye her yönden uydurman lazım. Yani müfret tesni cemi artı müzekker müennes artı irap. Merfu mu, mensup mu, mecrur mu, meczum mu? Yani bu fiildir, mecrur olamaz zaten, meczum olur. Bu yönlerden uydurman gerekir. Bu anlattığım soru 1, 3, 4 için geçerli. Peki ikinci tipe gelelim. İkinci tip evvela nokta, parantez arasında bir kelime verilmiş. Bunu burada da verebilir, şurada da yazabilirdi. Farklı yerde de yazabilir yani, önemli değil. Bu kelimeyi diyor, noktalı yere uygun bir şekilde yaz. Yani neye göre yazayım? Neye dikkat etmem lazım? Evvela noktalı başlayan bir soru. Bu kelimeyi alıp noktalı yere yazacaksan sol taraftaki ilk kelimeye, ki o da burada el eyyamdır,
Ona sadece müzekerlik, mühendislik bakımından uydurman, uyumlu olman gerekir. Yani müfret, tesniye, cemi olarak bu kelimede hiçbir değişiklik yapılmaz. Nasıl verilirse alırsın, müzeker, mühendis olarak çevirir yazarsın. Kelime müzekerse bunu da müzeker yaz. Mühendisse mühendis yaz. Bu anlattığım 2 ve 5. soru için geçerli. İşte bu anlattığım şeylere göre zaten çözümleme yapılmış. Mesela 1'e baktığında el fetatani nesiyeta yazılmış. Çünkü el fetatani kelimesi tesniyedir, artı merfudur, artı elifin sağında t olduğuna göre müennestir. Nesiyete de tüm bu özellikleri taşıyor yani. Aynısı. 2'ye baktığında el eyyam kelimesi bu cemi mükesser bir kelimedir. Cemi mükesserleri müzeker mi müennes mi diye değerlendirirken müfretlerini bilmen gerekiyor. Müfredi müzekerse cemisine de müzeker diyeceksin. Alamet taşımasa bile. Müfredi müennes ise cemisine de müennes diyeceksin. Hiçbir alamet olmasa bile. İşte eleyyam kelimesinin müfredine baktığında arkadaşlar müennestir o kelime. Müennes olduğu için yani yevm kelimesi müennestir. Semay müennes. Kendisinde bir müenneslik alameti taşımıyor. Buna rağmen müennestir. Bu şekildeki kelimeler 60, 70, bilemedin 80 tanedir. Yani 300 tane, 500 tane değildir. Müennes olduğu için fiil de müennes yapılmıştır. Eleyyam cimi olmasına rağmen kelime cimi yapılmamıştır. Çünkü diğer soru tipi değil mi? 3'e baktığında evvela kelimeyle başlamış. El-ıstiga. El-ıstiga cimi mükesserdir. Müfredi sadik, sadigun müfrettir ve müzekerdir. Öyleyse cimisi de müzekerdir. Arkadaşlar manasına geliyor. Madem ki cemisi de müzekerdir, müzeker hükmündedir. Öyleyse bu kelimeyi de, yani ardına gelen kelimeyi de cemi ve müzeker olarak yazman gerekir. Yazılmış. 4'e baktığında yine evvela kelime var. El cunud, cündün kelimesinin cemisidir. Müfredi de cemi olduğundan, pardon müfredi de müzeker olduğundan cemisine de müzeker hükmü verilerek ordular manasında. Bu durumda noktalı yerdeki kelimede hem cemi hem de müzeker yapılır. 5'e baktığımızda evvela nokta gelmiş. Ardına gelen kelimenin müzeker olduğunu ve tesniye olduğunu görmekteyiz. Kelime ne yapman lazım? Tesniye mi yapman lazım? Hayır. Kelime müsvet olarak yazılacak. Müzeker olmasına dikkat edilmeli. Zaten müzeker o zaman olduğu gibi yazılır. Soru 3. tipe baktığımızda zaten cevap şıkları 3 ve 4'ün zaten var. Yani neye dikkat edilmesi gerekir bunlarda? Bir bilgi vermek gerekirse fiil çekimi son derece önemlidir. Arapça isim fiil çekim kitabı almanızı öneririm. Hani kendimi reklam etmiyorum çünkü bu bağlamda bir kitabım yok. Yani hoca ille kendi kitabından mı yönlendiriyor? Kitabım yok zaten. Bir Arapça isim fiil çekim kitabı almanızı öneriyorum. Ne için? Eğer bu sahada yani fiil ve isim çekimi sahasında ilerlemek istiyorsanız ama yani gerek yok bir şekilde idare ederiz olmadı bir iki soru kaçırırız diyorsanız gerek yok zaten. Hani bu çekimleri bilmeseniz de belki geçebilirsiniz. Yani buna bir soru bilemeden iki soru çıkar diye tahmin ediyorum. Bir görevli değilim yani yetkili değilim sadece tahminim bu tutmayabilir de sonra bana kızmayın isteyen kitap alsın. 5'e baktığımızda yine kelimeler verilmiş. Falanca zamiri uygun şekilde yaz denilmiş. Bu zamiri uydurabilmek için işte Arapça isim fiil çekimini biraz bilmek gerekir. Çekim bilmek için ya daha önceden bir altyapınız vardır ya da bir kitap alıp çalışırsınız. İki şık aklıma geliyor. Başka bir yöntem ben bilemiyorum. Altıya baktığımızda çeşitli fiiller verilmiş yine çekimine gayret etmeniz beklenmiş. 7'ye baktığımızda ise bir soru yani gerçek bir soru bu defa var. Aşağıdaki cümlelerin öznelerini birinci teki şahsa çevir diyor. Ona göre de cümleyi yenile yani neler değişir. Şimdi ehaze el validu veledehu ilel medreseti cümlenin aslı bu. Bunu ne yapmış? Şu hale dönüştürmüş. Ehaztu veledi ilel medreseti haline dönüştürmüşler. Ne değişti ki? Ehaze aldı götürdü kim? O. El validu baba o baba aldı götürdü. Veredehu kendi çocuğunu nereye iler medresede okula götürdü. O baba var ya kendi çocuğunu okula götürdü diyor. Kim baba? Ben mi? Hayır. Sen mi? Kim? O üçüncü şahıs bu ehade. Ehade diyor birinci teki şahsa çeviriyor bunun failine şu anda.
Ehade fiil el validu faildir. Merful raf alameti zamme. Velede hu ise mefuldur. Nasb alameti daldaki fethadır. Veled bir kelime. Hu başka bir kelime. Zamir bu. Yan yana yazılmış. Demek ki fail el validu. Ehade el validu. Baba götürdü. Diyor ki baba değil artık. Ben götürdüm de. Yani bu cümleyi bir babanın kurduğunu, ağzından söylediğini, telaffuz ettiğini varsay. Sen bir babasın ve diyorsun ki çocuğumu ben götürdüm. İşte okula götürdüm, hastaneye götürdüm. Nasıl diyeceksin? Ehade değil de ehadtu, ben götürdüm. Kimi? Veledi, kendi çocuğumu. Nereye götürdüm? İlel medreseti, okula. Veledehu, veledi oldu. Yani veledehu. Veled kelimesi arkadaşlar, hu zamiri silindi. Kelimenin sonundaki daldaki burada oluyor o. Feta silinip esre yapıldı. Zamir yerine ya getirildi. El valid kelimesi zaten ortada yok. Silindi. El valid silinip tu olarak fiili ekleniyor. Burada öyle görüyorsunuz. Tu olarak eklendi. Değişiklik bu yani. İkiye baktığımızda te'hudu. Te'hudu el mer'etu valide teha ilel müsteşfa. Te'hudu götürür, götürüyor. El mer'etu kadın götürüyor. Valideteha kendi annesini götürüyor. Nereye götürüyor? İlel müsteşfa, hastaneye götürüyor. Te'hudu el mer'etu. El mer'etu fail burada, mef'uldür. Valide kelimesi mef'uldür. El mer'etu fail, valide mef'ul. Şimdi diyor ki ahudu yapacağız. Yukarıda ehadeden ehadtu oldu. Fiil mazi olduğu için failini tu diye getirdin. Te'hudu ise muzaridir. Onun da faili gizli ene olarak gelecek. Ahudu ene, gizli zamir fail. Valideti, bu kelime mef'uldür. Ahudu ben götürüyorum, valideti annemi iler müsteşfa, hastaneye. Peki mazide tu, muzaride ise ahudu şeklinde yazılıyor. Ektubu, eftahu şeklinde yazılıyor. Ve gizli zamir olan ene fail kılınıyor. Bu kalıplar da böyle. Bire baktığında ehadet fatimetu kutube. Ehadet fiil, fatimetu fail, kutube mef'uldür. Ama kendisinde değişiklikler yapılacak. Yapılacak değişiklikleri de şimdi burada birlikte göreceğiz. Ehade el validu veredehu ilel medreseti ehadtu olmuştu. Te'huduyu ahudu yapmıştık. Soru 1'e geldiğimizde ehadet fatimetu kutubeha ilel mektebeti demiş idik. Ehadet götürdü fatimetu Fatma kutubeha kendi kitaplarını ilel mektebeti, kütüphaneye götürdü. Ehadeti ehadtu ben götürdüm, kutubi kitaplarımı ilel mektebeti kütüphaneye. 2. Ehade götürdü el muallimun öğretmenler telamidehum kendi öğrencilerini ila hadigatil hayvani hayvanat bahçesine götürdüm. Götürdü. Ehade el muallimuna. El muallimuna faildir, merfudur, raf alameti vavdır çünkü cem-i müzekker salimdir. Bunu sileceksin. Ne yapacaksın peki? Bunu ehadeyi ehadtu olarak ekleyeceksin. Ehadtu ben götürdüm. Telamidi öğrencilerimi ila hadigatil hayvani hayvanat bahçesine. 3. Ya'khudhu at-tullabu el-mudira ila safi. Ya'khudhu götürdü at-tullabu. Ya'khudhu götürür muzarifi. At-tullabu öğrenciler götürür. El-mudira müdüre, müdürü götürür ila safi sınıfa. Öğrencileri müdürü sınıfa götürür, götürüyor. Ya'khudhu a'khudhu birinci şahıs yapıyoruz. A'khudhu ben götürüyorum el müdira müdürü ila safi sınıfa. 4. Ehadna validena ila gurfetihi. Ehadna biz götürdük validena babamızı ila gurfetihi onun odasına, yani kendi odasına. Ehadna buradaki na faildir. Biz götürdük, götüren biziz. Validena'daki na ise fail değildir. Ne yapmış? Ehadtu
Ben götürdüm valibdi babamı ila urfetihi kendi odasına. 5. Ahade Muhammedun. Muhammed'i sil. Ahad tu yap. Sadiqahu ilal matari. Ahad tu sadiqi ilal matari. Arkadaşımı havaalanına götürdüm. Muhammed kendi arkadaşını havaalanına götürdü şeklinde iki şık mevcuttur. Ne var yani burada? Değişen şey ne? Mazi ise sonuna tu getiriyorsun. Muzahir ise ahuzu yapıyorsun. İşte ahuzu yerine ektubu eftahu gibi. Ehrucu gibi. Ehadna mazi olduğu için ehadtu. Ehade mazi olduğu için ehadtu. Ardından gelen failleri, merfu kelimeleri siliyoruz. Çünkü kendilerine zaten raf zamiri eklediğimizden silinmesi gerekiyor. 8. Da'a ila veya şekera ala fiillerini uygun formuyla dolduruz. Şekerden sonra ala, da'a'dan sonra ila geliyor. Mesela sorabilir, der ki et-tullabu işte nokta nokta şekera nokta nokta. Noktalı yere şekerden sonraki noktalı yere ala mı gelecek, ila mı gelecek, fi mi gelecek, ne yapacaksın? Şekera ise hala hemen işaretle. Da'a nokta 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 cümle devam ediyor. Ne yapacaksın? İla'yı seçeceksin. Yaygın soru tipidir yani hangi fiil ile hangi harfi cer kullanılır sorusu yaygındır. Et-tullabu da'au yine ne yaptık? Et-tullabu kelimeye başlanmış cümleye ardından gelen noktalara ne yapman lazım? Getireceğin kelime müfettis necmi müzekker müennes artı irab olarak sağdaki kelimeye uyumlu olmalı. İkiye baktığımızda gelecek kelime yalnızca müzekker müennes olarak soldakine uyumlu olması gerekir. Üçe baktığında kelimeyle başlanmış. Öyleyse müfret, müzekker, müennes, ses her alandan yani uyması gerekir. Bunlar hatırlıyorsunuz yukarıdaki soru tipiyle alakalı. Tek fark getirdiğin fiilden sonra getireceğin harfi cerre de dikkat etmen lazım. Et-tullab öğrenciler da'au esatizetehum ardından yani ala gelemez, ila gelecek. Çünkü da'au kullandın. Da'a olur, da'ava olur, da'av olur fark etmez. Da'a ve türevleri. Şekera ve türevleri hangisi olursa olsun ardından ala gelir. 2. Da'a Rasulullah el-müşrikine ilel-islami. Da'a davet etti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-müşrikine ilel-islami. Da'a'dan sonra gelip şuraya ila diyeceğiz değil mi? Ala desek olmazdı. Ene şekertu imam el-mescidi ala. El-mirilu şekera ala. Da'a ileride yine ila. Şekera ileride ala kullanılmış. Hangi harfi cerri nerede kullandıklarına dikkat çekmek istiyorlar ki haklılar. Çünkü yarın bir gün İLİTAM'a geçtiğinizde bu tür sorular yine karşınıza çıkacak arkadaşlar. Arapça Türkçe çalışması. Topu bahçeye fırlattık. Rameyna, rama yermi fiili değil mi? Rama, nakıs bir fiil. Rameyna, biz attık. El kürate, topu ilel hadigati, bahçeye attık. 2. Annesi işe gidince kız çocuk ağladı. Beket ağladı. Ettifle tu. Kız çocuk ağladı. Fail bu. İndema. Dığı zaman. Dığı esnada. Vehebet. Gittiği zaman yani. Ummuha. O kız çocuğunun annesi gidince. Vehebet fiil. Onun faili. İlel ameli. İşe gidince. Ağladı. 3. Dedemi evime öğlen yemeğine davet ettim. Da'avtu davet ettim ceddi dedemi ila beyti evime lil gadai öğle yemeği için. 4. Selim bana arkadaşlardan şikayet etme. La teşku mu demiş. La teşku şikayet etme. Nehi hazır. Li bana şikayet etme. Min estikaiki arkadaşlarını. Ya Selimu Selim. 5. Ankara'da 2 gün geçirdiniz. Kabaytum. Sizler var ya sizler geçirdiniz. Fi Ankara te. Ankara'da ne geçirdiniz? Yemeğini 2 gün. Yine Arapça Türkçe. 10. alıştırma. La temşi emame hadel binai el gadimi ya aliyu. Ali bu eski binanın önünde yürüme. La temşi fil erzi meraha. Ayette geçiyor değil mi? La temşi. Bilen var mı manasını? La temşi fil erzi meraha. Nasıl bulabilirsin? İşte Arapça klavyeden bahsettik. Oraya bizzat la temşi yazarsın. Kopyalarsın.
Yani kelimatül Kur'an yerine tıklarsan yapıştırırsın. Arama butonuna tıklarsın. Karşında hangi surelerde geçtiği çıkar. Sonra onu kopyalarsın. Tekrar Google'a bu sefer yapıştırırsın. Kenarına da meal yazarsan, boşluk bırakıp meal yazarsan onun hangi surede, hangi ayette ve manasını tek tek bulabilirsin. Bunu yapabilen var mı? La temşi ente, sen yürüme. Emame hadel binai, şu binanın önünde, eman önünde demek. Hada şu el bina, bina zaten. Şu binanın önünde yürüme. Öyle bina ki bu el kadimi, eski binanın önünde yürüme. Sıfat mensuf. Ya aliyyu ali. 2. Ercu minallahi el mağfiret. Allah'tan merhamet diliyorum. Ercu ben diliyorum. Minallahi Allah'tan ne? El mağfirete. Mağfiret, bağışlanma. 3. La takzi el utlete el sayfiyyete. Sıfat mensuf yine. Fil medineti ya kerimu. Kerim, ya tatilini şehirde geçirme. Nehy hazır. La takzi. Kaza yakzi. La takzi. Cezm alameti olarak sondaki yayı düşürdü. La temşi. Burada da düşüyor değil mi? Cezm alameti olarak sondaki illet harfi düştü. La temşi. Bakın aa, fiil esreyle bitmiş. Fiiller esre oluyor muydu ya? Fiil cer halinde mi? Değil yani. Dikkat edin. Buna cer halinde fiil denmez. Esre ile bitmiş olmasına rağmen. 4. Hel nesite eyyâmen gazayna hâmen. Birlikte geçirdiğimiz günleri unuttun mu? Hel mı mi mu? Buradaki mu mesela. Nesite, sen unuttun mu? Eyyâmen, günleri. Öyle günler ki gazayna, biz geçirmiştik. Ha, o günleri ma'an birlikte. Eyyâmen nekredir? Ardından gelen cümle sıfat cümlesi oluyor. 5. İrva. Radî kökünden irva, razı ol. Anna, bizden. Ya Rabbi, ey Allah'ım. Genelde ya'yı ey diye çevirmezdiniz, çevirmez derdiniz. Hayırdır diye kitabın yazarına sorulabilir. İrva, radiyeden emri hazırdır. Bitti diyor ama aslında bitmedi. Çünkü ünite sonundaki sorular da olmalı. Bakalım neredeler? Kendilerini arıyoruz. Buradaymış da. Aşağıdakilerden hangisi eyn el muthafu, müze nerede sorusuna verilecek bir cevap olabilir? Nerede diyor, yakın mı uzak mı demiyor ki aşık olsun. 5. Şıkkı hel yanamu, işte uykudan bahsediyor. C. Limada tezebi, niye oraya gidiyorsun? D. De el muthafu cimiyon, cidden. E. De hel teskunu ma'hu. Bunlara baktığımızda en mantıklı hangisi A'dır. Nerede diye soruyor. Hüve o, yani müze. Garibun, yakındır, minhuna, buraya yakın bir yerde diyor. Diğerleri ise alakasız şeyler. Demek ki A. Altıya bak. Mevla fiilinin nehi gayb çekimidir. Evet, yemzina olamaz. Başında la yok bir defa. Li yemzi olamaz. Emri gayiptir. Li ye, emri gayb olur. Başka ne olabilir? Mesela B olabilir mi? La yemzi demiş. La yemzi olmaz. Mevla yemzi, la yemzi olur. Sondaki ya'nın silinmesi lazım. Çünkü nehy-i gayb mezzumdur. Cezm alamet olarak ya'nın silinmesi, B'deki şu ya'nın silinmesi gerekir. Olamaz. D zaten liye, emri gayb dedik. İkisi olmaz. A şıkkı sadece muzari. Başta la bile yok. Dolayısıyla olamaz. C ile E kalmıştır. E'ye baktığında la temzi diye yazmış. Sondaki ya neden duruyor, yani durmaması gerekir değil mi? Cezm alameti olarak illet harfinin düşmesi gerekir. Hocam belki bu la temzi ne? Ama la temzi diye kaldı. Müfret mühennes muhataba. Ama olamaz. Nehi gaibin müfret mühennes muhatabası olamaz ki. Gaib de olur bu sadece. Gaib ve gaibe çekimi olur nehi gaibin. Hazır olamaz. Dolayısıyla E o kalıp değil yani. Kesinlikle C olması gerekir. La yemzi. Aslında yemzi sonunda uzatan bir ya vardı. La cezm alameti olarak sondaki illet harfi olan o ya'yı sildirdi. Dolayısıyla C'dir. 2 ile 7'ye bir göz atalım. 2 de diyor ki hangisi nakıs fiilin tanımıdır? İlk harfi illetti. Yapısında şedde, hemze. Son harf, evet, B'dir. 7. Hunake sa'ateyn. Burada ne geçirmişler değil mi? Orada 2 saat geçirdik. Biz geçirdik yani. Ne olur? Gavayna A şıkkıdır. Geçirdik diyor biz yani. Bizim yaptığımız şey gavayna olur. Nakli geçiririz muzaridir. Gavayna mazi olarak biz.
nakdi muzari olarak biz. Ama geçirdik. Dı, di, du geçmiş zaman. Dolayısıyla A şıkkıdır. Hemen alttaki 8'e bakalım. Hala te'huzni ilel medari. Cümlenin tercümesi nedir diyor. La te'huz götürme ni beni ilerleme tarih havaalanına. Bu da ne yapmış? Nehi hazdıracağını karşısındakine bir yasaklama getirmiş. Beni havaalanına götürmüyorsun. Götürmüyorsun demiş. Değil. Götürmüyor. Götürme. C şıkkı. Götürmüyorum. Görmüyorum hatta. Götürmeyi de bırak. Bayağı bir değişmiş. Aşağıdaki fiillerden hangisi nakıstır? Name. Nakıs mıdır? Değildir. Ecveftir. B şıkkı ve sale nedir? Misal fiildir. Yene'e yine misaldir. Rama nakıstır ve en meşhur nakıs fiil olduğunu söyleyebiliriz. E şıkkı kame ecveftir. 9. Arkadaşıma erkek yani yardımı için teşekkür ettim. Şekertu, şekertu, şeker, şekerat olmadı. Şeker, şekerte o da olmadı. C ile E'yi direkt eledik. Çünkü burada ne diyor? Ettim. Yarada teşekkür eden benim yani. Birinci şahıs. Şeker tu tu tu. E ile C'yi direkt failleri hatalı yazıldığından silebilirsin. Mesela C'de şeker as sadigati diyor. Kız arkadaşım teşekkür etti diyor C'de. E'de ise sen teşekkür ettin diyor. Oysa ben ettim cümleye baksana. Yanlıştır. Peki kime ettim? Arkadaşıma. Niye? Yardımı için. Yani yardımından dolayı. A şıkkı şekertu ben teşekkür ettim. Sadiki arkadaşıma. Ala müsaadeti. Burada ne olması gerekirdi? Müsaadet benim yardımım demektir. Oysa onun yardımından dolayı. Bana yardım ettiği için dememiz gerekir. Olamaz. A, B şıkkı şekertu sadiki ala müsaadetihi. Evet. Onun yardımı yani kendisi yardım ettiği için. B şıkkı olur. C şıkkı zaten olamazdı. D'ye bak şekertu sadiqi ala müsaadetiha. Eğer şurada erkek demeseydi karmaşa meydana gelecekti. Veya şöyle diyebiliriz. Bayan deseydi diğer bakış şıkkı doğru olacak. Çünkü ha demiş. Hi ise müzekker, ha ise müennes için kullanılıyor. Hangisidir 4'e baktığımızda? Muzari'dir, olumludur. Yed'u. 5'e baktığımızda emri hazır olan hangisidir? İrmi. B şıkkıdır. Ona baktığımızda nokta 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 gavayna. Gavaya daha doğrusu gavaya tesniyedir. Ne olacak? Huma olacaktır. B şıkkı.